Dilerseniz önce bir kısaca sizi tanıyalım. Tabii. Ben Özlem Özen Kespiç. Bir süre üniversiteden okuldan sonra, lisans eğitiminden sonra, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra çeşitli kademelerde bulundum. Daha sonra özel sektörün akademiye yöneldim. Yüksek lisansımı tamamladım. Bir yüksek lisans daha tamamladım. Doktora aşamasındayım şu anda. İktisat alanında aslında uzmanlığım. Bunun yanı sıra da bir şeyler yazmaya ya da sosyal projeler yapmaya devam ediyorum. İki çocuğum var, bir kızım bir oğlum var. Bir taraftan onları yetiştirme çabası diyeyim. Çünkü gerçekten anne baba olmak çok zormuş. Doğru çocuk yetiştirmek gerçekten çok zormuş. Hani çocuk yetiştirmek, yedireyim, giydireyim herhalde işin evcilik oyunu kısmı. Onların duygularını yönetmek, düşüncelerine yön verebilmek gerçekten çok zorlayıcı. Böyle bu şekilde hayat geçiyor. Benim için de özgeçmiş deyince aklıma aslında ilk çocuklarım geliyor ama hani lisans, yüksek lisans ne derseniz alanım ekonomi, sosyoloji de yandan yaptım. Böyle bir özgeçmişim var diyebilirim. Peki öyleyse ilk sorumuza başlayalım isterseniz. Tabii buyurun. Döngüsel çocuk projesi nedir? Öyle başlayalım dilerseniz sonra devam edelim. Döngüsel çocuk projesi nedir? Hemen bakın ismi duyduğumda bile böyle yüzüm güller açıyor. Döngüsel çocuk projesi. Biz İktisat Fakültesi'nde Fakülte Geliştirme Kurulu diye bir kurul yapmıştık kendi aramızda. Doktor öğrencilerinin yer aldığı, işte lisans öğrencilerden temsilcilerinin yer aldığı bir kurul. Fakültemizi daha nasıl güzelleştiririz, bu fakülteden nasıl güzel projeler çıkar gibi bir araya geldiğimiz bir kuruldu. Şimdi döngüsel ekonomi biliyorsunuz günümüzde çok fazlaca konuşulan bir alan. Döngüsel ekonomi ne demek? Kısaca hemen yani sadece anahtar kelimelerini söyleyeyim. Geri dönüşüm ya da ileri dönüşümle ekonomiye katkı sağlaması. Tabii ki biz ekonomi diye bakıyoruz ama asıl büyük katkı dünyaya, çevreye yani iklim krizine karşı iyi bir yöntem diyebilirim. Biz işte bu döngüsel ekonomi çalışırken dedik ki bizim tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor galiba. Yeni bir davranış kalıbını oturtmamız gerekiyor. Bunu belli bir yaştan sonra yapmak gerçekten zor. Yani 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra bir davranışı değiştirmek, bunu değiştirmeye çalışma çabasının emeği yeni bir davranış kazandırmaktan daha zor. Yani hani bir şey kirletildikten sonra temizlemek mi daha zordur, hiç kirletmemek mi den yola çıktık. Ve dedik ki o zaman biz çocuklara bunu öğretmeliyiz. Yani çocuklara döngüsel ekonomiyi öğretmeliyiz. Hatta ilk fikir çıktığında nasıl ya küçücük çocuklara ekonomi nasıl anlatılır gibi böyle soru işaretleri oldu. Dedik ki biz o zaman bir küçük bir hikaye kitabından yola çıkalım. Döngüsel ekonomiyi 7-8 yaşın anlayabileceğine kadar indirgeyelim ve gerçekten bu çok zor. Gerçekten işin en zor kısmı burası. Sonra bir hikaye kitabı yazdık. Ben zaten tüm kariyer hayatım boyunca yazı yazmayı çok seviyorum. Bir de bizim tezler, makaleler, çalışmalar. Yani yazı yazmaya yatkın bir ekibiz biz. Bir çocuk kitabı yazdım. Sağ olsun hocam burada yayın eviyle devreye girdi. Çok desteklediler bizi. Hemen çizimleri vesaire derken kitabımız hazır oldu. Kitap hazır ama kitabı sadece çocuklara vermek yeterli değil. Kitabı okurken o mesajın tam algılanabilmesi için başka bir şey daha yapmamız lazım. Bu çocuklarla karşılaşmamız lazım. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Yani ben Özlem Özen Kespiç olarak çıkıp merhaba ben ilkokullara bunu anlatmak istiyorum diye biliyorsunuz ki şüphesiz başlayamayız işe. Şehzadeler Belediyesi var Manisa'da. Şehzadeler Belediyesi'nin kapısını çaldık. Belediye başkanının dedi ki bizim böyle bir projemiz var. Biz iklim krizinin önüne geçmek, çocuklarda doğru tüketim anlayışını yerleştirebilmek istiyoruz. Ne dersiniz? Sağ olsunlar. Bize güvendiler, inandılar ve çok desteklediler. Hemen okullar seferberliği başladı. Çok güzel bir salonları var Bedesten diye. Onların da yine Fatih Sultan Mehmet zamanından kalan bir salon. Onlar da aslında ileri dönüşüm yapmışlar ve bu salonu nikah salonu ya da işte bu tarz faaliyetlerin yapılabilecek bir salon haline getirmişler. Biz burada çalışmaya başladık. Şimdi diyeceksiniz ki yani 7-8 yaşındaki çocuklara ne çalışarak öğretebilirsiniz. Şimdi bizim sunum her geçen gün değişik bir hal almaya başladı. Biraz daha çocuklaştıralım, biraz daha çocuklaştıralım derken
tiyatral bir etkinlik oldu bu. Ve bu geçmişte kazandığımız yetenekler ya da öğrendiğimiz şeyler hep cebimizde bulunması gereken şeyler galiba. Lisans döneminde ve daha önce hep tiyatro oyunculuğuyla uğraşmıştım. Çok da severim tiyatroyu. 20 yıl sonra elime bir hazine olarak geri geldi. Sonra arkadaşlarla çalışmaya başladık. Güzel, interaktif, böyle çocukların da bize katılabileceği bir oyun çıktı ortaya. Sonra 5000 çocukla buluştuk. Yani bütün Şehzadeler bölgesindeki ilkokul 2 ve 3. sınıf çocuklarıyla buluştuk. Onlara bu oyunu sergiledik. Kitaplarımızı dağıttık. Tüketimden, ileri dönüşümden, geri dönüşümden bahsettik. Ve biz bile beklediğimizin çok üstünde bir şeyle karşılaştık, reaksiyonla karşılaştık. Yani hani bizim birlikte ekip arkadaşlarım şey dedi, hocam bunu anlayacaklar mı? Hocam şimdi ileri dönüşümü anlatıyoruz ama bu ne demeyecekler mi falan derken çocuklara böyle aralarda oyuna katmaya çalışıyoruz. O kadar iyi, o kadar güzel mesajları vardı ki hatta ben onlardan arada bir çalıyordum. Aa bu çok güzelmiş, bir dahaki oyunda bunu da kullanalım diye. Gerçekten işe yaradığını hissettik. Sonrası daha da güzel. Bu arada bizim projemiz böyle duyulmaya başlandı. Valilik de bizi destekledi ve biz projemizi valilikle birlikte Erasmus projesi olarak Avrupa Birliği projesi haline getirdik. Sonra Yunanistan, Finlandiya, bir ülke daha var. Bu üç ülke ve biz ortak olarak bir Avrupa Birliği projesi halinde projemizi sunduk. Muhtemelen artık 3-4 ülke ortaklı bir proje olarak hayatına devam edecek. Döngüsel çocuğun aslında tüm amacı bizden sonra gelen bu güzel çocukların doğru tüketim anlayışına sahip olabilmesi. Yani gördüğümüz her şeyi satın almak değil, ihtiyacımız olanı almak, varlığını dönüştürebilmek ve tüketim yapmak zorundayız elbette ama bu çıkan atıkları doğru yola, doğru şekilde değerlendirebilecek şekilde ayrıştırabilmek. Bu o kadar önemli bir şey ki bunu hepimiz becerebiliyor olsaydık zaten bugün bu dünyadaki iklim krizinden bahsetmiyor olacaktık. Yani hepimiz bunu biliyor olsaydık. Dolayısıyla biz doğru yerden başladığımıza çok inanıyoruz. Çok da yani keşke gelip izleyebilseydiniz, çok da eğlenceli ve güzel geçti sunumlar. Ama devam ediyor, dediğim gibi zaten Avrupa Birliği projesiyle birlikte hızlıca yayılacak. Bakanlık projesi haline gelmesi için birkaç görüşmemiz var. İstiyoruz ki tüm ülkede çocuklar izleyebilsin bunu ve bu konuya hakim olabilsin. Böyle bir proje, döngüsel çocuk projesi. Yani aslında desem ki size çocuklara ekonomi öğretiyorum, gülersiniz bana ama hakikaten oldu. Çok da güzel sonuçları var. Şimdi o sonuçları bir toparlayıp makale haline getireceğiz. Dolayısıyla istatistiksel sonuçlar da elimizde olacak kısa projenin zamanda. Projenin devamı gelecek diyorsunuz değil mi? Projenin devamı gelecek tabii ki. Evet, proje... Çünkü çok verimli bir şey, proje. Evet, projenin devamı gelecek. Zaten tüm kademelerde de yaygınlaştıracağız. Tabii bu projenin başka ayakları da var. Yani biz çocukları eğitiyoruz ama verilere de belli bir tüketim davranışını, neden bunu yapmamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Sorunumuz şu, biz bazen niş gibi yapıyoruz. Yani diyoruz mesela geri dönüşümü biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Yapıyor musunuz? Evet. Ama şöyle bir bakalım, hepimiz yapıyor muyuz? Dolayısıyla verilere de neden bunu yaptığımızın üstünde durmamız gerekiyor. Yani bizim oyunumuzun bir parçası vardı. Bir küçük bir çocuk işte annesinden bir şey istiyor, bir oyuncak. Alalım bunu, alalım bunu. Hepimizin hayatımda sürekli yaşadığı bir andır bu. Anne ne diyeceğini bilmez. Almak istemez ama işte alsa bir türlü, almasa bir türlü falan. Biz hemen ona bir ileri dönüşüm çözümü bulduk orada. İşte bir havludan nasıl oyuncak yapılır. Zaten vardı aslında sosyal medyada ama onu orada hızlıca yaptık. Hatta çocuklarımıza ilk etapta kitaplarında bu tarz havlular da verdik bir an önce yapsınlar diye. Hemen böyle bir ayıcık yaptılar. Dolayısıyla çocuklar da kendi içlerinde bir şeyi dönüştürebilmeyi anlık yaşadılar aslında. Evet, anlık hemen, yani kısaca olabiliyor. Bazen hani izleriz ama yani onu denemeyince hep kalıyor bir yerde. Bilmiyorum. Hemen denendi. Dolayısıyla umudum çocuklarda gerçekten bir davranış değişikliği, doğru tüketim alışkanlıkları yapabilirsek ben kendi adıma gerçekten mutlu olacağım yani.
Valla bir solukta, bir nefeste anlattınız. Çok da güzel oldu, çok verimli oldu. Çok teşekkür ediyorum ben size bu röportaj için. Ben teşekkür ediyorum.